TRT Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Beşiktaş 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak noktaladı. Ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale ulaştı. Siyah beyazlılar uzun bir aranın ardından sezonu çifte kupayla kapatmayı başardı. Kutlamalar devam ediyor ve şu anda Nevzat Demir tesislerindeyiz. Çok değerli bir konuğumuz var. Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çevi ile birlikte şampiyonluğun bu öyküsünü sizlere aktarmaya çalışacağız. Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz öncelikle vakit ayırdığınız için. Teşekkür ederim. Ne kadar yoğun bir dönemde olduğunuzu yakinen biliyorum. Tabii bunlar tatlı yorgunluklar. Beşiktaş çok önemli iki zafer elde etti. Önce lig ardından Ziraat Türkiye Kupası. Üç gündür aslında eğlencelerin, keyfin devam ettiğini biz sizlerde görebiliyoruz. Tatlı yorgunluklar da var tabii ki. Ben şöyle başlamak istiyorum. İki kupayı da kazandıktan sonra başınızı yastığa koyduğunuzda ilk aklınızdan neler geçiyordu? O duygularınızı, hislerinizi hatırlıyor musunuz Sayın Başkan? Yani çok meşakkatli ve zorluk içerisinde alınmış iki tane kupa. Hem pandemi, hem kulüplerin ekonomisi, hem Beşiktaş'ımızın ekonomisi falan çok sıkıntılı bir süreçti. Yani bu süreçte sadece kafamı koyduğum zaman bırakmam seni kampanyası aklıma geldi. Biz aslında ışığı, ateşi o gün yakmışız. Çok faydasını gördünüz mü Sayın Başkan? Manevi anlamda, maddi anlamda evet ama manevi anlamdaki desteği maddi anlamından çok daha önde. Şimdi Süper Lig şampiyonu olduktan sonra Beşiktaş, sizi sağ kenarında gördük ve çok da alışık olduğumuz bir görüntüyle omuzlara alındınız. O anda neler yaşadınız? Ya biraz da son sigarayı bıraktıktan sonra kilo aldım. Omuzlara çıkınca tedirgin oldum yani. Bir düşersek biliyorsunuz düşmüş ve kolumuzu kırmışlığımız var Beşiktaş'ta. Hani bir sağ kolda çalışmamız lazım. Bu tabii şaka bunların hepsi. Böyle artık çok keyifli olunca şaka da yapıyoruz. Her şey çok güzel. Yani keyif alıyoruz. Camiamıza bunu hediye ediyoruz. İhtiyacımız vardı. Futbolcularıma ve hocama teşekkür ediyorum. Yöneticilerime teşekkür ediyorum. Ve tüm bu güzel iki kupayı da tertemiz kupayı da camiamıza hediye ediyorum. İşin güzel tarafı beni her arayan ve atılan mesajlarda ortak tek cümle var. Hakkınızdı, size yakışırdı. Bunlar da tabii bizi hem keyiflendiriyor hem aldığımız şampiyonlukla ilgili bize huzur veriyor. Tabii şampiyonluğa giden aslında birçok maç var. Birçok maçın kıymeti, değeri çok fazla. Ama bir Galatasaray derbisi ve ardından Fatih Karagümrük mağlubiyeti derken kafalarda bir acaba işareti oldu, hesaplamalar yapıldı, kalemler kağıtlar eline alındı. O haftaları nasıl geçirdiniz Sayın Başkan? Bu tesislerde atmosfer nasıldı ki siz mesainizin büyük bölümünü burada yaşıyorsunuz zaten? Yani ben her zaman inananlardandım. İlk bunu söyleyenlerdendim. Dolayısıyla inancımda çok değişiklik yoktu. Sadece tedirginliğim, oyuncularımızın, kadromuzun acaba biraz olsun tedirgin oldu mu diye bir tedirginliğim oluştu. Ve onu da burada gördüm ki onlar da bende mi var acaba böyle bir tedirginlik. Onlar da, çocuklar da beni toplamaya çalıştılar. Halbuki ikimiz de tedirgin değildik. İki taraf da tedirgin değildi. İnanmıştık. Sayın Başkan, aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanlığınız da devam ediyor. Sezon geneline bakıldığında gerek sizin gerek yöneticilerinizin zaman zaman çok sert, zaman zaman ılıman açıklamalarınız oldu. Sezonun geneline baktığınızda hem hakemlerden hem rakiplerden yana zaman zaman eleştirileriniz, zaman zaman da güzel sözleriniz oldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu ortamı? Bu sezonki futbol ortamı size göre nasıldı? Yani çok üzüldüğüm taraflar oldu. Yani söylediklerimizin cımbızlanarak, alınarak başka anlamlara çekilmesi, çekilmeye çalışılması gibi durumlarla karşılaştık. Mesela Sayın Başkan? Girmeyeceğim tek tek. O zaman isme döner iş çünkü. Peki. Söyleyenler belli ama gerek yok. Yani biz çok net şeyler söyledik. Ama konuşmalarımızın başındaki o güzel ifadeler, o camiaları öven, anlatan ifadeler alınmadı. Aşağıda hiç alakasız olan şeyler sanki tek başına söylenmiş gibi yapıldı. Bunlar beni üzmüştür, açık açık söylemek istiyorum. Ama artık biz de belki farkında olmadan iyi niyetli yapsak dahi acaba karşı tarafa derdimizi mi anlatamadık, üzdük. Onun için buradan söylemek istiyorum. Benim için konular kapandı. Geçmiş konuşmak istemiyorum. Kalplerini birilerinin kırdıysam özür diliyorum.
ister rakip takım oyuncuları, futbolcuları, yöneticileri, taraftarı olsun, kasıtlı bir kırıcı ifadem söz konusu olmaz, olamaz. Anlamadan yapmışsak da özür dileriz. Biz futbol takımının, ailesinin bir paydaşıyız. Bir ailenin bir bireyiyiz. Tekrar kalbi kırılanlardan özür diliyorum. Sayın Başkan, sezona başlarken bir önceki sezona oranla takımın maliyetini biraz daha düşürdünüz ve düşük maliyetlerle de bir önceki sezona göre iyi bir performans ortaya çıktı. Çifte kupayla sezonu kapattınız. Ben eminim ki gelecek sezonun planlamasını bu sezondan yapmaya başlamışsınızdır. Bir Şampiyonlar Ligi geliri olma ihtimali çok yüksek. Tabii orada ufak hesaplar var. Chelsea ile ilgili bir durum var ama önümüzdeki sezonu herkes şimdiden merak etmeye başladı. Yine bu sezonki gibi biraz daha düşük bütçeyle iyi bir takım kurmaya mı çalışacaksınız? Yoksa Şampiyonlar Ligi olması durumunda oraya daha fazla önem veren, maliyeti biraz daha yüksek bir takım mı ortaya koymayı planlıyorsunuz? Ama maliyeti yüksek demeyelim. Maliyeti yüksek hiçbir şekilde düşünmüyorum. Ama en iyisini kurmaya çalışacağım. Maliyeti yükseldiği zaman yüksek maliyetin iyi bir takım kurduğunuz anlamına gelmediğini iyi biliyor. Yani dolayısıyla öncelikle iyi bir takım kurmak için araştırmamız lazım. İyilerini bulmamız lazım. Nitekim bunu uzun bir süreden beri yapıyoruz. Elimizde alternatiflerimiz var. Onlarla görüşmelere başlayacağız. Şimdi tabii ki sezon bitti. Futbolcularımız ve hocalarımız dinlenecekler. Biraz kendilerine gelecekler ama bizim için olay yarın sabah tekrar sıfırdan önümüzdeki sezonun şampiyon takımını kurmak, eksikleri gidermek mücadelesi şeklinde gelişecektir. Sayın Başkan, hocanızdan bahsettiniz. Sergen Hoca'dan, Sergen Yalçın'dan. Şampiyonluk kutlamalarında birlikte çok güzel görüntüleriniz vardı. Sergen Hoca'nın geleceğini herkes merak ediyor. Siz daha önce de birkaç açıklama yaptınız ama sizin ağzınızdan duymak daha değerli bizim için. Önümüzdeki sezonla alakalı Sergen Yalçın'la ilgili neler söylersiniz Sayın Başkan? Şimdi değerli kardeşimizi, hocamızı buraya gelmesi için çağıran ve bu talebi yapan, bu kontratı imzalayan bizim yönetim kurulumuz. Dolayısıyla bizde değişen bir şey yok. O gün yaptığımızın doğru olduğu bugün de tescil edilmiştir. Gönlümüzden ve fikrimizden, kafamızdan geçenleri defalarca söyledik. Zaten bunlar kamuoyunda biliniyor. O gün ne söyleyecek? Bugün de gönlümüzde, fikrimizde herhangi bir değişiklik yoktur. Hoca bizim için güzel şeyler yapmıştır. Umarım sağlıklı, sıhhatli önümüzdeki yıllarda, yıllarda beraber oluruz. Sayın Başkan, bu yayını yapacağım zaman, bunu duyurduğumda herkesin merak ettiği bazı isimler var transferle alakalı. Eminim sizin de yavaş yavaş çalışmalarınız başlamıştır ama ben şöyle sormak istiyorum. Bir Mario Gomez geçti Beşiktaş'tan. Yıllar yıllar konuşuldu. Yeniden Beşiktaş'a gelecek mi, gelmeyecek mi? Hatta Eyşan lakabı da takıldı. Sonrasında Talisca geldi. Talisca takımdan ayrıldı. Yıllarca, hala bu sene bile Talisca ile ilgili konuşmalar yapıldı. Şu anda da Raşit Gezal. Herkesin merak ettiği konu. Gezal ile ilgili neler söylersiniz Sayın Başkan? Şimdi saydığınız, söylediğiniz futbolcuların hepsi çok önemli ve değerli futbolcular olması hasabıyla bugün burada değiller. Çok garip değil mi? Ama inşallah Raşit'te bu böyle olmayacak. Daha evvel de, birkaç gün evvel de söyledim. Bütün arzum ve isteğim mevcut yönetimimle, mevcut hocalarımla, mevcut futbolcularımla yola devam etme isteği. Asıl gayem ve amacım bu doğrultuda olacak. Sayın Başkan, Dorukhan'ı da soracağım. Yanılmıyorsam an itibariyle kontratı noktalandı. Dorukhan'la yola devam etme gibi bir ihtimal var mı? Gitsin biraz Avrupa'da top oynasın şimdi. Avrupa Şampiyonası'nda, milli takımda. Bakalım gönlü çekecek mi bizi, bizim onu bir göreceğiz. Sonrasında netleşecek. Evet, onun öyle bir arzusu var. Onun kafasını bu ara yormayalım. Milli takımda önce ülkemize bir hizmet etsin. Sonra döndüğünde ortak bir karar veririz onunla beraber. Peki Sayın Başkan, şimdi hem Kulüpler Birliği Başkanısınız hem de Beşiktaş Kulübü Başkanı. Bu önümüzdeki sezonla alakalı en çok merak edilen konulardan biri de yabancı kuralı. Ve daha önce bir fikir birliğiniz var mıydı bu konuyla alakalı Kulüpler Birliği'nde? Önümüzdeki sezonun yabancı kuralı ile ilgili neler söylersiniz Sayın Başkan? Ortaya çıkan herhangi bir şablon, federasyonla görüştüğünüz bir konu var mı bununla alakalı? Vallahi Kulüpler Birliği olarak bütün kulüplerin ortak birleştiği nokta bir önceki sezondakinin
devamı, yalnız o eklenen 14+2 Aralık Ocak ayındaki değil, 14 sayısının devamı şeklinde bir talebimizi federasyona ilettik. Herhangi bir açıklama ya da sizlere gelen herhangi bir bilgi bu konuyla alakalı? 15-20 gün evvel zaten ilettik. Herhalde değerlendireceklerdir. Sezon genelinde sadece Beşiktaş adına söylemiyorum, tüm kulüpler hakem performansından çok memnun değildi Sayın Başkan. Zaman zaman VAR konusu tartışıldı. Şimdi bakıldığında bu sezon ilk kez Beşiktaş bir hakem üst üste iki maç verildi. Ardından diğer kulüplerde de bu görüldü. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz genel olarak bu sezonki hakem performanslarını? VAR'la ilgili önümüzdeki sezonla alakalı neler söylersiniz Sayın Başkan? VAR'dan başlayayım. VAR benim ta başından beri desteklediğim bir uygulamaydı. Ama maalesef onda da tedirginlikler başladı kulüplerde. Onun da teknik olarak tabii kullanılması yine insan emeğine dayandığı için oralarda da tedirginlikler, söylemler, eleştiriler başladı. VAR'ın tekniğinde eleştiriler var, VAR'ın kendisinde eleştiriler var, hakemler de var, yan hakemler de var, dördüncü hakemlerimiz de var. Hepsiyle ilgili dediğim gibi canı yanmamış hiçbir tane kulüp yok. Çok ilginç bir durum bu. O zaman masaya bu konuyu yatırarak dibinden çözmek lazım. Kulüpler Birliği olarak özellikle bu konularda eski MHK başkanlarıyla, hakemlerden bir çalıştay planlanıyor. Sayın Süleyman Durma bu işi organize ediyor. Umarım o çalıştayda çıkacak sonuçlar TFF tarafından da değerlendirilir ve bir sonraki sene hatasız ve eksiksiz olur. Çünkü şöyle bir söylem var. Yani insandır hata yapar. Tamam doğru, insanlar hata yapar, biz bunu biliyoruz ama ben sana sorayım, doktorun biri karaciğerin yerine böbreğini aldığı zaman insandır kimse doktora demiyor, herkes yakasını yapışıyor. Olmaz, bazı meslekler var çok hatayı kaldırmaz, hassasiyet gerekir. Peki Sayın Başkan, devam edelim. Şimdi biz aslında tüm futbolculara şöyle bir soru soruyoruz. Bu aslında klasikleşen bir sorudur. Gelecek planın, hayalin nedir şeklinde. Siz şu anda çok kıymetli bir mevkide, çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Şunu merak ediyorum Sayın Başkan. Beşiktaş Kulübü olarak, Başkanı olarak en büyük hayaliniz nedir? Nerede görmek istiyorsunuz kulübü veya yapmayı istediğiniz, hep hayal ettiğiniz bir projeniz var mı? Ben kulübün ilelebet, uzun yıllar, ekonomik darbelerden zarar görmeden yaşayabileceği bir düzen istiyorum. Başarı bir şekilde gelir ama ekonominiz bitmiş ise başarı getiremezsiniz. Ama düzgün ekonomilerde sportif başarıları yakalayabilirsiniz. Dolayısıyla asıl tercihim birbirine kenetlenmiş, birbirini seven, sayan, birbirine değer veren bir Beşiktaş camiası istiyorum. Geçmişte insanların birbiriyle olan problemleri olmuştur. Bize de muhalifler olmuştur. Ama bu şampiyonluk bizim muhaliflerimize de giden bir şampiyonluktur. Yani bu tüm Beşiktaşlılığındır. Benim yönetimimi, beni seven, sevmeyen, destekleyen, desteklemeyen, eleştiren, eleştirmeyen hepsine hediyemizdir. Helal hoş olsun, haklarıdır. Peki Sayın Başkan, yavaş yavaş sona doğru gelelim. Sizin de programınızın yoğun olduğunu biliyoruz. Benim atladığım, sizin eklemek istediğiniz bir konu var mıdır? Yok yani. Buradan o zaman taraftara bir mesaj olarak. Şimdi şunu ifade edeyim Tunacığım. Şimdi ya taraftardan hakikaten çok uzak kaldık. Pandemi maalesef böyle bir sonuç yarattı. Maalesef henüz de atlatamadık. Buradan bütün herkese önce sağlık sıhhat diliyorum. Pandemiye dikkat diyorum. İki kere geçiren biri olarak bunun nasıl bir zarar verdiğini, hasar verdiğini henüz de bilmiyoruz diyerek herkesin mesafe, temizlik, hijyen ve maskeye davet ediyorum. Ve bugün bir kupa törenimiz olacak. Kimileri onu kutlama diyor ama biz kutlama maalesef bu sene bu şampiyonlukta iki kupayla bile maalesef yapamayacağız. Sadece bir tören yapılacak. Bu törende kurullarda çalışan değerli katılımcılarımız olacak. Ama canlı yayında yayınlanacak.
Çok güzel bir stüdyo kuruldu statta. Herkesi dinlemeye ve takip etmeye çağırıyoruz. Çünkü başka alternatifimiz yok. Keşke kucaklaşabilseydik. Ama bittiği zaman bu yarım kalanı kutlayamadığımızı kutlamayı çok arzu ediyorum. Camiamaya da böyle bir sözüm olsun. İnşallah çok öteki sezona sarkmadan bir rahatlama söz konusu olursa yapamadığımız kutlamaları devleti müsaade etmesi halinde yapıp herkesi kucaklayacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdığınız için ama ben kısa bir notla bitirmek istiyorum. Hemen bir saymam gereken isimler var. Ertuğrul Akgündüz, Bülent Ülgen, Cihangir Göktuğan, Mert Közoğlu ve Volkan Dirican'ı değerli izleyiciler. Bu isimler sizin ekranda görmediğiniz ancak Beşiktaş'ın iletişim ekibi özellikle şampiyonluk sonrasında bizlere çok yardımcı oldular. Sizin nezdinizde de Sayın Başkan bu isimlere tek tek teşekkür etmek istiyorum. Bir kez daha yayınımıza katıldığınız için teşekkürler. Umarız ilerleyen günlerde yeniden sizi ağırlama fırsatımız olur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nurçebi ile Nevzat Demir Tesislerinde özel bir yayın gerçekleştirdik. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.